İzmir'in köklü okullarından Karşıyaka Gazi Anadolu Lisesi, 1962 yılında Kız Lisesi olarak eğitime başlamıştır. Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümünde okulumuzun adı Gazi Lisesi olarak değiştirilmiştir. 2011 yılında Anadolu Lisesi'ne dönüştürülen okulumuz çeşitli aktiviteleriyle göz kamaştırmaktadır. Comenius projesi kapsamında Polonya ile 2010-2012 yılları arasında devam edecek olan ikili ortaklık sürdürülmektedir. Amacımız, gençlerin Cumhuriyetimizin temel değerlerine bağlı, çağdaş çizgide toplumsal yaşama ve üst eğitim kurumlarına hazırlanmalarına katkı vermektir. Matematikte akran eğitimi projesi öğrenci merkezli bir çalışma olup okulumuz matematik kulübünün öğrencilerinin ve öğretmenlerinin ortak çalışmasıdır. Bu proje sayesinde okulumuz matematik ortalamasının yükseleceği kanaatindeyim. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Matematik projesindeki amacımız, gençliğimizin bilinçlenmesi için belirlenen temalar çerçevesinde akran eğitimi modelinin uygulanması yoluyla matematik ön yargısının ortadan kaldırılması, matematik korkusunun yenilmesi, matematiğin sevilen bir ders haline gelmesi ve bu sayede matematik başarı düzeyinin artışının sağlanmasıdır. Kriter ekiplerince her yıl düzenli olarak yapılan öz değerlendirme çalışmaları sonucunda 2008-2009 eğitim öğretim yılında iyileştirmeye açık alan olarak öğrenme öğretme yöntemleri de ele alınmıştır. Bu konuyla kurulan iyileştirme ekibi 2 Ekim 2009 tarihinde Matematik Kulübü'nün kurulmasıyla kararlaştırılmış, Şubat 2009'da beyin fırtınası yöntemiyle Korkusuz Matematikçiler adını almıştır. İlk olarak Şubat 2009'da proje duyurusu yapılarak projeye katılmak isteyen 35 öğrencinin tamamının başvurusu kabul edildi. Akran grupları oluşturularak çalışmalar başlatıldı. Ege Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Müfit Kömleksiz tarafından ekibimiz öğretmenleri ve gönüllü öğretmenlere matematikte akran eğitimi konulu seminer verildi. Bu seminer çerçevesinde rehber öğretmenimiz Tülay Kaya Beken tarafından katılımcı öğrencilere akran eğitiminin nasıl yapılacağı konusunda eğitim verildi. Bu seminerlerin ışığında farklı matematik seviyelerinde dörtlü gruplar oluşturularak haftanın 3 günü matematik öğretmenlerimiz Erol Kaya, Fevzi Fahir Yücesoy ve Hasan Göçer'in gözetiminde matematik kulübü sınıfımızda karşılıklı akran eğitimi çalışmalarına başlandı. Çalışmalar süresinde Ege Üniversitesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Sayın Firuz Balkan tarafından matematiğin estetiği konulu, Bilgi Üniversitesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Sayın Ali Nesin tarafından matematik ve oyun konulu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilkent ve Anadolu Üniversitesi gezilerimiz sırasında matematik bölüm üyelerinden matematikle ilgili farklı konularda seminerler alındı. 9 Eylül Üniversitesi Matematik Bölümü öğrencilerinden akran gruplarına yardımcı olmaları konusunda da destek alındı. Kızım 9. sınıftan itibaren bu projenin içerisinde yer almaktadır. Kızım matematikten nefret ederken şu anda hedefimizde matematik öğretmenliği var. Okulumuza bu projesinden dolayı teşekkür ederim. Matematik kulübüne 9. sınıfta Ece başladı. Bütün bu çalışmaları Ece'ye matematik yönünden başarısını perçinledi. Böyle bir çalışmanın diğer okullara da yaygınlaştırılmasını ben bir veli olarak temenni ediyorum. Işıl 9. sınıftan itibaren başladı matematik kulübüne ve matematiği çok seviyor. Projeye katılan öğrencilerin matematik notlarındaki değişim incelendiğinde 2008-2009 yılında iyileşmenin %61, 2009-2010 yılında %63, 2010-2011 yılında %67 olduğu görülmüştür.
Okulumuzun Türkiye genelindeki sayısal derslerde yüzdelik dilimi incelendiğinde 2008'de %43 olan geride bırakılan okul oranı 2010'da %72'ye çıkmıştır. Matematik dersi ortalama net düzeyi 2008'de 5.95 iken 2010'da 11.94 olmuştur. Bu istatistiki bilgiler projemizin uygulanırlığı ve yaşam bulması açısından önemini somut olarak göstermektedir. Öğrenmenin amacı gerçek ortamda gerçek problemi çözmektir. Matematik kulübünün 3 yıldır öğrencisiyim. Önceleri matematiği sevmezken şimdi çalışma gereği duyuyorum. Ve çalıştıkça matematiğin daha zevkli bir ders olduğunu öğrendim. Matematik kulübünün öğrencisi olduğum için de gurur duyuyorum. Ben bu projeyle paylaşmayı öğrendim ve tüm okullara da bu projenin uygulanmasını isterim. Sonuç olarak öğrencilerin büyük bir kısmında var olan matematik önyargısıyla başa çıkılırsa, matematiğin sevilen, korkulmayan bir ders olması sağlanırsa, ders başarısının yükseleceği, diğer ders başarılarını etkileyeceği, okul başarısının artacağı, daha da önemlisi kendisiyle barışık, akranlarıyla uyumlu, iletişim kalitesi artmış, özgüveni yüksek, dayanışmacı, karşılaşacağı problemleri akranlarıyla birlikte çözebilen bireyler yetişmesine destek olacak bir proje olacaktır. Ekip olarak dileğimiz, matematikte akran eğitimi modelini diğer okullarda da yaygınlaştırmak ve giderek eğitim sistemimizin ayrılmaz bir parçası haline getirmektir.